Şimdi de sırada bir alışveriş videosu var. Buraya yığdım. Biraz geri çekildim ki gösterebileyim. Oldukça karışık, büyük, uzun sürecek bir alışveriş videosu. Başlayalım. Kıyafetler ve ayakkabıyla başlayayım. Ha, bunu alalı bayağı oldu bu. Yels diye bir mağaza var. Aksesuar mağazası. Oradan aldım. Fakat çok memnun kaldım. Onun için size göstermek istedim. Ben İngilizcesi Infinity Scarf olan, Türkçesi nedir tam bilmiyorum. Bu halka şeklinde olan şeylere bayılıyorum. Bu çok yumuşak. Yani yumuşacık. Böyle gri bir kışlık bu. Yani daha kalınca bir şey. Üstümden çıkarmıyorum. Sürekli bunu kullanıyorum. Kaşkol maşkol hiçbir şey kullanmıyorum başka. Ağırlık yapmıyor, sıkıntı vermiyor ve yumuşacık. Şöyle gri, üstünde de desenleri var. Alt kısımda böyle puantiyeli nokta nokta gibi. Böyle bir şey aldım. Sanırım 20 liraydı bu. Böyle bir şey istiyorsanız bakabilirsiniz. Ondan sonra Max Moda'dan bir ayakkabı aldım. İnşallah memnun kalırım. Benim ayakkabılarla sorunlarım var. Kendi numaramdan bir numara büyük almak zorunda kalıyorum. Şöyle düz klasik babet deri. Bu mevsimde de çok güzel açık rengi falan da vardı. Bu mevsimde siyahını da kullanırım diye düşünerek bunu aldım. Çok klasik bir şey, çok enteresan bir şey değil ama kalitesi falan güzel. İnşallah ayağımı acıtmaz da seve seve gider başka renklerini de alırım. Çantam buradaymış. Bunu atabiliriz. Şöyle. Kıyafet alışverişine geçeyim. C&A'den iki ayrı alışveriş yaptım. İkisi de burada. Önce birine Aytül'le beraber gittiğimizde bir tane oradan babet almıştım. Fakat biraz uyduruktu. Onun için yani ayağımı daha sonra çok vurup çok rahatsız edeceğini düşündüğüm için onu geri verdim. Onu geri verdim. Yerine şu çılgın renkli pantolonu aldım. Şöyle söyleyeyim. Rejim konusuna rejim yapıyorum biliyorsunuz. Kilo veriyorum. Bugün itibariyle 13,5 kilo vermiş durumdayım. Devam ediyorum. Benim için başlangıç hiçbir şey değil. Ben daha evvel de bundan çok daha fazla kilo verdim. Onun için kilo vereceğimi biliyorum. Ama sonu nereye varacak? Önemli olan o. Bu konuda çok soru geliyor. Bunun için ayrı bir video yapmamı istiyorsunuz. Ben çok şey taraftarı değilim. Ben onu yiyorum, bunu yiyorum, sen de bunu yiyin. Bunun sağlık açısından çok riskli olduğunu düşünüyorum. Ama bir motivasyon olacaksa, Buket yapıyor, ben de yapabiliyorum diyecekseniz tabii ki seve seve neden başladım, nasıl başladım, daha evvel başımdan neler geçti anlatırım. 13 kilo vermek bir başarı ama çok da büyük bir başarı değil. Yani bakarsanız daha çok 13 kilolar var. Ama işte başlamadan 13 kiloyu vermeden daha fazlasını da veremiyorsunuz. Önemli olan karar verip başlamak. Ben hep diyorum yani vermek sorun değil, sonrası sorun. Yani ben bu kiloyu vereceğim de ondan sonra 13 kilo verdim çok başarılıyım. Öyle böyle 3 gün sonra her şey değişebilir. Konuşalım bu konuda. Ben bu konuda bir video yapayım ama bana biraz zaman verin. Şu 15'i bir kıvırayım. Bir 15 çıksın aradan. Ondan sonra bir video vereyim. Çok basit bir yöntem var aslında kilo vermenin. Yemiyorsunuz. Yani neyi yemiyorsunuz? Kızartma yemiyorsunuz. Hamur işi yemiyorsunuz. Tatlı yemiyorsunuz. Bunların muadili olan işte meyveydi, kepekli ekmekti. Sıkıcı o şeyleri belirli ölçülerde yediğiniz zaman kilo veriyorsunuz. Aç kalmıyorsunuz. Ama hani sizin o hayalinizde olan şeyleri yemiyorsunuz. Anca öyle kilo veriyorsunuz. Bir de tabii hareket lazım. Konuşalım bu konuyu. Ben alt bedende benim altım siz görmüyorsunuz ama üstümden çok küçük. Üstüm halterci gibi. Alt bedende iki beden küçüldüm. Üst bedende bir beden küçüldüm. Onun için gittim kendime böyle oradan ne kadar gözükecek bilmiyorum ama mercan rengi bir pantolon aldım. Yazlık bunlar. Aldığım bütün ürünler yazlık. Yaza şurada ne kaldı diyerekten yazlık ürünlere geçiş yaptım. Bunu giyer miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim üstüme. Bakacağız. Bir de onu alırken ona çok uyumlu olduğu için ve biraz evvel de söylediğim için bir şu yuvarlak
Şallardan aldım, fularlardan aldım. Bunu Instagram'a koymuştum, gömlek zannedenler olmuş. Hatta Hande'cim de gömlek zannetmiş ama ne yazık ki bu sadece bir, işte bu fular. Ondan sonracığıma o pantolonun aynısından bir de petrol mavisi aldım. Şöyle bunun rengine bayıldım. Bir pantolon daha aldım. Bu daha cırt bir renk. Oradan rengi inşallah görebilirsiniz. Hatta ikisini yan yana koyayım. Şöyle. Bu daha cırt. Fakat bunun modeline, duruşuna hasta oldum. Bu tek renkti ne yazık ki. Şöyle lastikli. Çok güzel oturuyor. Böyle korse gibi çok rahat ediyorsunuz. Lastikli olduğu için de çok kullanışlı. Pantolonlar 49,90 bu arada. Bu 19,90. Pantolonların çeşitli modelleri, daha küçük bedenlere göre olanları, renkleri, İbadullah var ve daha da gelecektir diye düşünüyorum. Çok güzel kokomat mazel de görmüştüm. Unutmazsam kokomat mazelin de 89 kokomat mazel. Linkini aşağı veririm. Instagram'a iki tane fotoğraf koymuştu. Böyle gül kurusuyla hafif gri, nanemsi bir öyle bir renk. Çok güzel pantolonlar almış. Onlardan vardı. Hatta bir tane gül kursundan ait tül aldı. Benim bedenimde kalmamıştı. Eğer bulursam ya da gelirse o gül kursunda da gözüm var. Başka bir tane yazlık tişört aldım bayılarak. Bana bir renk geldi. Böyle renkli giyinmek istedim bu sene. Şöyle civciv sarısı, üstünde de desen var. Bu 40 lira galiba. Evet, 40 lira. Sonra klasik bir gömlek aldım. Şöyle taşlanmış kumaş gibi. Çok bir özel yok. Bu da 60. Evet, bu 60 lira. Kolları şöyle kıvrık, kısa kollu. Klasik mavi bir gömlek. Bunu normal bedenimde aldım. Bunu küçük almadım. Küçüğü de geliyordu ama gömlekte biraz bol olsun istedim. Çok sıksın istemedim. Çünkü bu mevsimde bunu penyelerin üstüne falan da giyerim diye düşündüm. Kullanışlı klasik bir gömlek. Bir de indirim. Ha, şu bluzu Instagram'a koymuştum. Olay oldu zaten. Aytül de aynısını aldı. Unutmazsam Aytül'ün de linkini aşağı koyarım. Şöyle kuşlu gri. Bu da ben sığmam diye düşünüyordum. X large. Ben normal serilerin X large'ına sığamıyordum. O kadar vahimdi durum. Ama artık sığabiliyorum. Bunu aldım. Mutluyum. İnşallah large'ları da göreceğiz. Sokak mı bu? Değil. Bunu aldım. Bu 30 liraydı. Bunun renkleri de vardı. Nefti yeşili vardı. Siyahını gördüm Cities'dekinde. Bir de indirimde bulunca kaçırmak istemedim. 25 liraya bir pijama takımı aldım. Şöyle. Şuna pili. Bunun aynısından Hande'de de varmış. Altı da çok güzel ama 25 lira. Bunda da bir de beden küçük aldım. Çok mutluyum. Yani başkaları için çok önemli olmayabilir ama bazı şeylerin küçüğünü almak çok keyif verici olabiliyor. Bu da altı, üstünde snoopy'lere var. Şeylerin koydum. Aa, bir şey daha var. Eğer böyle Disney hayranıysanız bayılabileceğiniz bir şey. Bunu da CNA'de gördüm. Bunu Sarp Işkom aldım arkadaşımın oğluna. Böyle minik Disney karakterlerinden bebekler getirmişler, yani oyuncaklar. Ne vardı? Eeyore vardı. Winnie the Pooh vardı, Donald Duck vardı, Goofy vardı. Hepsine bakamadım. Bizim Sarp Işkomuz kırmızı çok seviyor. Onun için kırmızı aldık ona. Hep kırmızı şeylere elini uzatıyor. Kırmızılı Mickey de çok güzel olur diye bunu aldım. Gelelim kozmetik kısmına. Kozmetik kısmı biraz karışık ama beraber gideceğiz. Bir torba Yves Rocher var. Hepsi annemin. Yves Rocher'e girdik, bir tane şampuan alacağım diye. Benim %25 indirimim varmış. Bir de far hediyesi varmış. %25 indirim varken annem biraz alışveriş yapmak istedi. Kozmetik ihtiyacı varmış kadın. Onu aldık. Ondan hemen benim yaptığım bir Yves Rocher alışveriş var. O buradaysa onu da göstereyim. O, evet, burada. Project Pen'den önceydi. Hepiniz biliyorsunuzdur.
kampanya vardı. Ben iki tane duş jeli aldım. Biri portakallı, Florida portakalı. Biri de greyfurtlu. Greyfurtlunun kokusuna çok bayılmadım açıkçası. Yanında temizleme, göz temizleme, göz temizleyici. Bir de lip balm hediye geldi. Lip balmı buralara atmış olabilirim. Buradan çıkabilir. Ya da vanilyalı lip balm ki beğendim de lip balmı. Geçelim annemin aldıklarına. Babama bir duş jeli aldı. Şöyle erkek için yeni çıkmış. Bunlar 3 çeşidi vardı. Bunu beğendik biz. Hoş bir kokusu var. Bir tane kahveli duş jeli aldı. Ki ben kullanmıştım ondan. Güzel. Bir de narlı olanını aldı. Bunlar benim depomda duracak. Bunlar onların deposunda. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Çünkü burada fişi var. Bunlar %25 indirime girmedi. Çünkü bunlar kendiliğinden indirimliydi. Normalde 10.90, iki tanesini 16.90'a aldık. Başka toplamda indirim yapmış. Onun için ancak tam fiyatlarını söyleyebileceğim. Üstünden %25 bir indirim uygulanmış. Erkek için olan duş jeli 10.90. O da başka neler almış? Bir tane şampuan almış. Yağlı saçlar için şampuan. Çok memnun annem bundan. Sürekli bunu kullanıyor. Şu 17.90 normal fiyatı. Elime atıyorum. Bunu ben tavsiye ettim. Yani ben de kullandığım için değil de çok gördüğüm için. Çok minikmiş şişesi. Ben daha büyük zannediyordum. Bu da 10.90 olması lazım. Yok, 12.90 normal fiyatı. Bu da 9 lira civarı bir şeye gelmişti. Bir maske aldı annem. Sadece kokusuna bayıldığı için aldığını düşünüyorum. Cranberry'li şöyle bir rahatlatıcı maske, ferahlatıcı. Evet, cooling effect maske. Bunları birer kez ben de denerim tabii yani. Bir deneyip yazısını yazabilirim. Neden olmasın? Babama tıraş balmı aldı. Bu da 22.90. O da indi. Maske de 12.90. Normal fiyatlarını söylüyorum. Son iki ürün. Anne, ha bu hediye olan işte benim bir mail gelmişti böyle bir hediye var diye. Yves Rocher'ın şöyle farını verdiler hediye. Annem böyle mürdüm mor tonlarını çok sever. Onu aldık. Bir de maskara istiyordu. Ben onu 8 Mart'ta alacaktım halbuki ama denedik orada. Hoşuna gitti. Sexy Plum. Şu Yves Rocher'ın maskarasını aldı. Ben denemedim. Bildiğim bir maskara değil. Annem bunları aldı. Sonra özür dilerim. Bunlar oluyor. Bu yaşanıyor. Şurada karışık torbada benim Kore alışverişim ve Elka alışverişim var. Bunları ayrı bir şekilde mi çeksem acaba? Evet. Burası çünkü biraz karışık, biraz da uzun sürecek bir video. Çok uzun sürmez ama yani bununla birleştirmeyelim. Hafta sonu alışverişim böyleydi. Bunların hepsi hafta sonunda alınan ürünler. İşte İvroş, gelen İvroş dışında. Böyle. Bu ürünlerden kullandığınız var mı? Ben duş jelleri dışında şunların hiçbirisi hakkında bir bilgim yok. Yazarsanız sevinirim. CNA'ya de bir bakın derim. Özellikle büyük beden kıyafet arayanlar bana çok soruyor nereden giyiniyorsun diye. CNA'da güzel şey. Her zaman her şeyini beğenmiyorum ama güzel şeyler çıkabiliyor. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like tuşuna basın. Hoşça kalın.